Beşer Bey, bir kere Allah'ın iradesi burada var. Bir. İki, Hüseyin sönmeyen bir meşaledir. Müminler var olduğu müddetçe, müminlerin kalbinde o meşalenin sevgisi var olacaktır. Müminler de var olacağına göre bu eskimez. Kıyamete kadar devam eder. Ve İmam Hüseyin aleyhisselam konusunda, evet aziz rehberimizin 100 tane ünvan var. 100 ünvan diyor. Kerbela hadisesinde 100 ünvan var. Her ünvanın altında 10 tane ders var ki bu 1000 eder. Bakın 1000. 1000 tane ders. Yani bir efendim hadisenin içerisinde 1000 tane ders varsa o hadiseyi unutturmak mümkün değildir. Kerbela olayı derslerle, ibretlerle, hikmetlerle doludur. Mesajlarla doludur. Yani Kerbela hadisesine baktığımız zaman bir dersler ve mesajlar penceresinden bakmamız lazım. Bir ibretler penceresinden bakmamız lazım. Yani bir insan yolda trafikte aracıyla giderken trafik kazası gördüğü zaman dahi ondan ibret alıyor. İslam dünyası ve insanlığı Kerbela hadisesinden dersler almalıdır. İbretler almalıdır. Ne oldu da Peygamber Efendimiz'den 50 sene sonra Peygamber Efendimiz'in mübarek sırtında İmam Hüseyin'i gören, Peygamber Efendimiz'in İmam Hüseyin'in elini ve boğazını öptüğünü gören insanlar veya o insanların çocukları Peygamberimiz'den 50 sene sonra Peygamber Efendimiz'in evlatlarını o şekilde paramparça ettiler. Ne oldu? Veya ne oldu da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın devlet başkanlığı yaptığı Kufe şehrine 20 sene sonra Hazreti Ali'nin evlatlarının mübarek başları kesik olarak getirildi. Ne oldu yani? Ümmet, Müslümanlar kısa bir zamanda neden bu hale geldiler? Kur'an-ı Kerim bizlere bu noktada iki tane hastalıktan söz ediyor Yaşar Bey. Meryem suresinin 59. ayetinde buyuruyor ki, onlardan sonra öyle bir soy geldi ki, o soy eza-us-salate, bakın namazı harap ettiler, namazı zayi ettiler ve tebe-us-şehavat ve şehvetlere uydular, şehvete tabi oldular. Namazı zayi ettiler, namaz Allah'ın zikrinin mistakıdır. Yani Allah'ın zikrini unuttular. Allah'ı unuttular. Ve şehvete tabi oldular. Şehvete tabi olmak nedir? Bakın mide bir şehvettir. Cinsellik bir şehvettir. Makam bir şehvettir. Kimisinde cinsellik şehveti ön plandadır. Kimisinde makam şehveti ön plandadır. Kimisinde lezzetli yemek şehveti ön plandadır. Bilahare Peygamber Efendimiz'den sonra 50 yıllık zaman zarfında biz bakıyoruz ki İslam dünyası genelde Allah'ı unuttular ve Allah'ı unutmanın yanında şehvete tabi oldular. Bu iki tane hastalık 50 yıllık zaman, kısa zaman zarfında nedir? İnsanlığı götürdü İmam Hüseyin'in katili etme noktasına kadar. Bakınız Yaşar Bey, parantez içinde ben şunu arz edeyim. Önemli bir konu. Bizler az önce arz ettim. Biz İmam Hüseyin'i tanıyamayız. Ahund Khorasaniler öldükten sonra İmam Hüseyin'in makamını tanımışlar. Hayatta tanımamışlar. Ama bizler İmam Hüseyin'e mukarref olan, Ehl-i Beyt'e mukarref olan, işte Mukaddes-i Erdebililerdir, Şeyh Tusilerdir, Ahund Khorasanilerdir, Mirza Melik-i Cevat Tebrizilerdir, İmam merhum Neşetlerdir, Hümeynilerdir. İmam Hümeyniler, bunlar mukarreplerdir, yolu gidenlerdir. Biz ise onların okyanusunun etrafında dönüp dolaşanlarız. Biz onları okuyalım, onların gittiği yolları okuyalım, onların vardığı neticeleri okuyalım ve insanlığa aktaralım, toplumla, İslam dünyasına aktaralım. Biz önce onların İmam Hüseyin'i tanıdığı neticeleri bir öğrenelim. Bakın hep tarihte kalmayalım. Bakın tarihin hadiselerinde sadece saplanıp kalır isek o bir topluma yön ve cihet kazandırmaz. Mesela İmam Hüseyin aleyhisselam Aşura günü. Özellikle izleyicilerimiz buraya dikkat etsin. Aşura günü İmam Hüseyin aleyhisselam, ki olayı baştan anlatayım. Sıffin Savaşı'nda Hazreti Ali Kerbela toprağında oturuyor. Kerbela toprağını alıp koklayıp ağlıyor. Hazreti Ali'nin askerlerinden bir tanesi soruyor, ey benim efendim neden ağlıyorsun? Diyor, ha huna
Hahuna mesra'u uşşak. Burası aşıkların diyarıdır. Bir grup aşık bu topraklarda şehit edilip buraya defnedilecekler. Ve İmam Ali Aleyhisselam orada İmam Hüseyin ve ashabını anlatıyor o askerine. Bakınız Yaşar Bey, aradan 22 yıl geçiyor. 22 sene sonra İmam Ali ile o gün konuşan asker Yezid'in safında İmam Hüseyin'e karşı savaşmak için Kerbela'ya gelmiş. 22 sene sonra yaklaşık. Ve İmam Hüseyin'i Kerbela'da görünce Hazreti Ali'nin o sözü aklına geliyor. Geliyor İmam Hüseyin'in karşısına, diyor: "Ey Hüseyin, vallahi sen biraz sonra öldürüleceksin." Yemin içerek söylüyor. İmam Ali buyuruyor ki İmam Hüseyin buyuruyor ki sen nereden biliyorsun? Diyor ki çünkü 22 sene önce yaklaşık baban Ali ile Sıffin savaşındayken baban Ali ile buraya geldik. Baban Ali bana bunları anlattı. Buradan biliyorum ki sen biraz sonra öldürüleceksin. Bakın İmam Hüseyin buyuruyor ki bunları babam Ali'den duyduğun halde öyleyse neden beni öldürmek isteyenlerin safındasın? Diyor ey Hüseyin. Bakın cevap bu: "Ey Hüseyin, benim çoluk çocuğum var ve ödeyemediğim bir borcum var." İmam buyuruyor ki ne kadar borcum var? Mesela diyor ki 20 bin dinar. Bakınız tarihe ve İmam Hüseyin'in şahsiyetine. Biz İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın bu yönlerini biraz insanlara anlatalım. Yani böyle bir İmam Hüseyin'in peşinden gidiyor ehli beyt dünyası. Ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı bu şekilde tanımamız lazım. İmam Hüseyin Aleyhisselam Ebu'l-Fazl ile Abbas Aleyhisselam'ı sesliyor. Diyor Ebu'l-Fazl, gir çadıra, çadırdan bana 20 bin dinar getir. 20 bin dinarı alıyor. Kendisini öldürmek isteyenlerin safında olan kişiye diyor ki bu parayı al. Bu parayla git borcunu öde. Borcunu öde ve bu çölden uzaklaş. Uzaklaş bu çölden. Eğer hel min nasirin yansurini, yok mu bana veya yok mu bize bir yardım edecek sözümü duyan ve bu sözüme cevap vermeyen herkes helak olacaktır. Herkes cehennem ehli olacaktır. Ben senin cehennem ehli olmanı istemiyorum. Diyorsun ya benim borcum olduğu için seni öldürmek isteyenlerin safındayım. Bakın kendisini öldürmeye gelene imam borcunu ödemesi için para verip gönderiyor. İmam Hüseyin Aleyhisselam hidayet önderidir hocam. Bu irfanını almak lazım. Mesela aşura dediğimiz zaman aşura akla aşk gelmeli. Ama hangi aşk? İlahi aşk. Akla fedakarlık gelmeli. İlahi aşkı ve fedakarlığı mutlak manada tercüme eden Kerbela hadisesidir. Manalandıran aşura hadisesidir. Onun için Muharrem ayları geldiği zaman özelde ve yıl içerisinde eğer bir insan derse ki aşura bana ne kazandırdı kardeşim, aşura bana ne verdi, bunların hepsi tehlike çanlarıdır. Bakın hepsi tehlike çanlarıdır. Biz şunu kendimize sormalıyız: ben aşuraya ne kazandırdım, ben aşuraya ne verdim, ben Hüseyin'i mektebe ne yapabildim? Eğer bir şey yapabilmiş isek kendi adımıza mutlu olalım, hoşnut olalım, sevinelim. Züheyr İbni Kayn aşura günü yaralanıp yere düştüğü zaman İmam Hüseyin'e diyordu: Hüseyin senden utanıyorum. Senden mahcubum. Bakın neden mahcupsun? Dedi ki Hüseyin, neden sadece bir sermayen var ki o bir sermayeyi sana vereyim? Benim birden fazla sermayem olmadığı için utanıyorum. Benim tek bir sermayem var, o da canımdır ve o tek bir sermayemi sana veriyorum. Keşke benim 1000 tane canım olsaydı binini sana verseydim. Bakın canını veriyor, en değerli sermayesini veriyor, yine diyor utanıyorum. Hüseyin'i mektebe bir insan eğer hizmet yapabiliyorsa, zahmet çekebiliyor ise, o dalda en ufak bir şey yapabiliyorsa kendi adına gitsin 2 rekat da şükür namazı kılsın ki İmam Hüseyin Aleyhisselam onu o hizmete layık görmüştür. Hocam Kufe'de İmam Ali'yi görmüştü Kufeliler. Evet. Askerin ekseriyeti Kufeliydi. Evet. Hazreti Ali'yi minberde görmüşlerdi. İmam Hüseyin'in devlet başkanıydı Hazreti Ali. Evet, evet. İmam Hüseyin'i de devlet başkanının en azından devlet başkanının oğlu olarak herkes tanıyordu. Evet. Peygamber torunu olarak herkes tanıyordu. Evet. Çoğusu da Peygamber Efendimiz'den duymuştu: benim bu iki oğlum, evet, otursalar da imamdırlar, kalksalar da imamdırlar. Benim bu iki oğlum cennet gençlerinin efendisidir. Evet. Benim bu iki oğlum arşın küpesidir. Duyanlar çoğunlukta. Evet.
Ve bunlar o 9 gün namazlarını İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın imamlığında kıldılar. Ne oldu bunlar? Niye bu kadar vahşileşti ki? O dilim varmıyor. İmam Hüseyin'in naaşı üzerinde. Ali Ekber'in naaşı üzerinde. Hazreti Abbas'ın, Habib'in naaşı üzerinde atların nallarını yenileyip daha da fazla Allah'ım olsun diye at yürüttüler. Evet. O temiz, o pak bedenlerin üzerinde. Ne vahşileştirdi bunları? Niye bu hale geldi? Bakınız Yaşar Bey. Yeryüzünde iki tane velayet vardır. Bir iblisin velayeti, bir Allah'ın velayeti. Allah velayetini enbiyaya ve enbiyanın vasilerine vermiştir. İmam Hüseyin'i öldürmeye gelenler İmam Hüseyin'in yani Hüccetullah'ın velayetini kabul etmiyorlardı. Yezid'in velayetini kabul ediyorlardı. İblisin temsilcisi Yezid'in velayetini kabul ettiklerinden dolayı ve İmam Hüseyin'in velayeti, bakın bütün dava velayeti kabul edip inkar etme davasıydı. Ve velayeti inkar etmenin de sebebi az önce ayetle arz ettim ya, Allah'ı unutmak ve şehvete tabi olmak. İnsan Allah'ı unutup şehvete tabi olduğu zaman o Allah'ın velisinin velayetini inkar eder, tağutun velayetinin altına girer. Dolayısıyla Yaşar Bey bakınız, İmam Hüseyin Aleyhisselam dediğimiz zaman mesela Amr bin Hamik, Amr bin Hamik geliyor Hazreti Ali Aleyhisselam'ın yanına. Bakın Ehl-i Beyt'in gerçek yarenleri hep vermeye gelmişler. Hiçbir zaman almaya gitmemişler Ehl-i Beyt'in kapısına. Bugün biz onlardan ders almamız lazım. Biz İmam Hüseyin mektebinde bir şey yaparken alma maksadıyla değil, verme maksadıyla bir şeyler yapmamız lazım. Vaktimizden, ömrümüzden, cebimizden, bakın dilimizden, elimizden, terimizden, emeğimizden, kimin elinden ne geliyorsa yapması lazım. Amr bin Hamik geliyor Hazreti Ali Aleyhisselam'ın yanına ki Amr bin Hamik Muaviye tarafından öldürülenlerden bir tanesidir. Hazreti Ali Amr bin Hamik'e soruyor. Amr hayırdır? Dedi efendim beni buraya senin muhabbetin getirdi. Ve bir çıkar için buraya gelmedim. Bir şey elde etmek için buraya gelmedim. Efendim siz bana emretseniz şu dağı şuradan kaldır, şu tarafa götür, bırak. Ben demem ki ey benim efendim bu mümkün değil. İnsan nasıl dağı yerinden söküp kaldırıp başka bir yere bırakılır, bırakabilir? Bu mümkün değil. Ben gücüm yettiği kadar senin bana verdiğin emri gider yapmaya gayret eder. Kazmamı, küreğimi alır gider çalışırım. Orada çalışırım. Elimden geldiği kadar. Ey benim efendim sen bana desen ki şu okyanusun suyunu buradan al götür şuraya boşalt. Ben demem ki efendim bu mümkün değil. Yani senin karşında ben konuşmam. Mümkün değil demem. Yapmaya çalışırım. Efendim sen bana desen ki eline kılıcını al. Gece gündüz uyumadan canını teslim edene kadar benim yolumda mücadele et, cihad et. Ben demem ki efendim bu mümkün değil. Bunu söylemem ve son nefesimi verene kadar senin yolunda ben mücadele ederim, hizmet ederim. Bakınız İmam Ali Aleyhisselam'ı güldürmek ne demek biliyor musunuz? İmam Ali Aleyhisselam'ı sevindirip mutluluktan gülümsemesine vesile olmak ne demek biliyor musunuz? Tarih diyor ki İmam Ali Aleyhisselam orada gülümsedi. Bu gülümseme neyin gülümsemesiydi? Mutluluğun gülümsemesiydi. Sevincin gülümsemesiydi. İmam Ali Aleyhisselam buyurdu ki Amr bin Hamik'e andolsun Allah'a senin gibi 100 tane ashabım olsaydı çok şey değişir ve farklı olurdu. Farklı olurdu. Bundan dolayı Yaşar Bey ben özellikle istirham ediyorum. Burada merhum Mirza Şirazi'nin bir hadisesini hem size de burada bir mesaj vermek istiyorum. Ben bir soru sorayım. Buyurun. Onunla beraber... hocam görüyoruz aşuralar yapılıyor. Evet. Matem meclisleri düzenleniyor. Burada hizmet edenler, sıkıntı çekenler. Dün Sinan Bey'le konuşuyorduk. Bir aşura biter, biz ikinci aşuranın hazırlıklarına başlarız. Evet. Ben akşam buradan giderken saat 10:30-11'de Yahya Kemal Beyatlı salonunun oradan geçerken oradan bacılarımızın, kardeşlerimizin provadan gittiklerini görüyordum. Sine de deste gruplarının orada prova yapıp gittiğini görüyordum. Bunların çoğusu çalışan, sabah işe gidecekler. Çoluk çocuğu olan bayanlar. Sırf İmam Hüseyin yolunda çocuğunu evde bırakmıştır.
eşinden fedakarlık etmiştir, işinden fedakarlık etmiştir. Bunların önemi İmam Hüseyin Mektebi'nde, özellikle Kerbela Mektebi'nde nedir? Bunlara biraz işaret edelim. Bakınız Yaşar Bey, ben o zaman yine sizin o sorunuzun cevabına bir mukarrebin cevabını vereyim. Buyurun. Hep diyorum ya mukarrepler, Ehl-i Beyt'e mukarreb olanlar, Ehl-i Beyt'e mukarreb olan Allah'a mukarreptir. Bunu da bilmek lazım, altını çizmek lazım. Şunu arz edeyim özellikle, bakın. Deniliyor ki ya mesela ya Muharrem ayı geldiği zaman kardeşim sokaklara dökülü bağlıyorsunuz. Bunu itiraz edenler var. Bakın televizyonlarda itiraz edenler var, gazetelerde itiraz edenler var, mecmualarda itiraz edenler var. Ya oturun ilmi konferanslar yapın, seminerler yapın, kitaplar ya çıkarın, dergiler çıkarın. Efendim işi biraz akademik boyuta dökün. Diyoruz ki onların hepsi faydalıdır. Bunlara, hem de çok faydalı. Tabii bunlara itiraz eden yok. Ama bilmek ile atife farklıdır. Mesela Yaşar Bey, size diyorlar ki falanca çok hastadır. Duyuyorsunuz, bakın hasta olduğunu duyuyorsunuz. Etkileniyorsunuz. Gidip o duyduğunuz hastayı gözünüzle gördüğünüz zaman duyduğunuzdaki etkiyle gördüğünüzdeki etki bir midir? Değil. Bakın birisinde bilmek var, birisinde duygu ve atife ve coşku var. Dikkat edin. Duymakla görmek aynı şey değil. Eyvallah. Bir parantez açıp hemen çıkacağım hocam aradan. Kerbela'nın Şam'ın tarumar olmasının sebebi Hazreti Rukeyye'dir. Eyvallah. Nedir? Haşa, Hazreti Rukeyye babasından büyük müdür? Eyvallah. Rukeyye'nin şehadeti. Eyvallah. Ağzınıza sağlık. Şam'ı perişan Süper, etti. Çok güzel. Şamlılar Hazreti Hüseyin'in şehadetini duymuştu. Eyvallah. Ama Hazreti Rukeyye'yi gördüler. Ağzına sağlık. Mesela orada. Bunu arz etmek istiyorum. Bakın Hazreti Musa Cebrail'den duydu ki İsrailoğulları senin kavmin buzağa tapıyor. Rahatsız oldu haliyle. Ne zaman geldi kavminin buzağa taptığını gözleriyle gördüyse Kur'an Taha suresinin 93. ayetinde diyor ki وَاَلْقَ الْاَلْوَاهَ elindeki Tevrat'ın levhalarını attı yere وَاَخَزَ بِرَأَسِ اَخِيهِ يَجُرُّهُ kardeşinin saçından tuttu sürüklemeye başladı. Bakın bilmekle görmek farklıdır. Efendim Kerbela hakkında dergiler çıksın, mecmualar, akademik, seminer, konferans bunlar faydalıdır. Ama duyguları öldürmesin kimse. Öldürmeye kalkışmasın, atifeleri söndürmeye kalkışmasın kimse. Coşkuyu bir millete psikologlar diyor ki iki şey cihetle yön kazandırır. Bilmek ve atife. Bilmek yani şuur ve şuur. Şuur ve şuur. Kerbela'nın şuuru da bizde olmalı, şuur, heyecanı da bizde olmalı. İşte o karalara bürünmeler, işte o sine vurmalar, işte o başlara vurmalar, işte o gözyaşı dökmeler şuurdur, heyecandır. Bunun altının çizilerek bugüne kadar muhafaza edildiği gibi bugünden sonra da kıyamete kadar muhafaza edilmesi gerekir. Ama gelelim hizmet.